Bu videoda sizlere polinom özdeşliklerinden bahsetmek istiyorum. Polinom özdeşliği, polinom içeren bir ifadenin başka bir ifadeye eşit olması anlamına gelir. Örneğin x kare artı 2x artı 1. Buna benzer polinomları daha önce defalarca gördük. Evet, bu ikinci dereceden bir ifade ve bunun x artı 1'in karesine eşit olduğunu biliyoruz. x'in tüm değerleri için x kare artı 2x artı 1'in söz konusu x değerine 1 ekleyip karesini aldığımızda elde edeceğimiz değer eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu binom çarpımını ya da binomların karesini aldığımızda görmüştük ama şimdi aynı şeyi basit ikinci dereceli ifadelerle değil bunlardan biraz daha karmaşık ifadelerle yapacağız. Doğru olup olmadıklarını ise ifadelerle cebirsel olarak oynayarak göreceğiz. Şimdi sokakta birinin size gelip ah, m küp eksi 1'in m eksi 1 çarpı 1 artı m artı m kareye eşit olup olmadığını sorduğunu düşünün. Hadi bakalım. Belki hemen videoyu durdurun ve sokaktaki bu adama ne cevap vereceğinizi, yani e, bunun bir polinom özdeşliği olup olmadığını e, ona söylemeye çalışın. Gelin şimdi birlikte yapalım. Bunun doğru olup olmadığına karar vermek için ifadenin sağ tarafındaki parantezleri açalım. Eşittir. Bu m'yi alıp ikinci parantezdekilerle çarpalım. Evet m çarpı 1 m eder. m çarpı m evet m kare ve m çarpı m kare de m küp öyle değil mi? Evet. Aynı şeyleri bir de eksi 1 için yapmamız lazım. Eksi 1 çarpı 1 eksi 1 eder. Eksi 1 çarpı m eksi m'ye ve eksi 1 çarpı m kare de eksi m kareye eşit. Bir bakalım. Burada bir m, bir tane de eksi m var. Öyle değil mi? Birbirlerini götürecekler. m kare eksi m kare de birbirini götürecek. Böylece geriye m küp eksi 1 kalacak. Ve bu sonuca dayanarak da m küp eksi 1'in buna eşit olduğunu açıkça görüyoruz. Bunlar eşdeğer ifadeler oldukları için bunun bir polinom özdeşliği olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hadi gelin bir tane daha yapalım. Sokakta bu defa başka birisi yanınıza geliyor ve size n artı 3'ün karesi artı artı 2n'nin 8n artı 13'e eşit olup olmadığını soruyor. Hemen videoyu durdurun ve bunun bir polinom özdeşliği olup olmadığına karar vermeye çalışın. Hadi bunu da birlikte yapalım. Bu ifadeyi sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bakalım. Bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Ben iki tarafta da n'li ifadeler olduğunu görüyorum. Burada 2, burada 8 n var. Bu 2 n'yi sol taraftan yok etmek için eşitliğin iki tarafından da 2 n çıkarıyorum. Evet bunlar birbirini götürünce sol tarafta n artı 3'ün karesi kaldı öyle değil mi? Sağ tarafta ise 8 n eksi 2 n'den 6 n elde edeceğiz. Bir de artı 13 var. Peki n artı 3'ün karesi neye eşittir? Hemen yazıyorum. n kare artı 3 n çarpı 2 yani 6 n. Bu arada bu yaptığımı nasıl yaptığımı bilmiyorsanız binomların karesini almak ile ilgili videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Ne diyordum? n kare artı 6 n artı 3'ün karesi yani 9. Evet bu 6 n artı 13'e eşit midir? Siz de benim gibi şüphelenmiş olmalısınız değil mi? Ama isterseniz devam edelim ve görelim. İki taraftan 6 n e çıkaralım. Sol tarafta n kare artı 9, sağ tarafta da 13 kaldı. Peki sizce bunun yanlış olmasını sağlayacak n değerleri var mıdır? <laughs> Elbette. Bunun doğru olmamasını sağlayacak bir sürü n değeri bulabilirim öyle değil mi? n 0 olursa doğru olmaz. 1 olursa doğru olmaz. 2 olursa doğru olur ama 3 olursa doğru olmaz. 4, 5 ya da diğer değerler bunların hiçbirisinde doğru değil. Evet n'nin alacağı değerlerin çoğu için bunun doğru olmayacağını söyleyebiliriz. Ve bunun bir polinom özdeşliği olması için bu eşitliği n'nin alabileceği tüm değerler için doğru olması gerekirdi. Bu yüzden de bu bir polinom özdeşliği değildir. İşte bu kadar.